Sen de sesini şöyle. Bak ne söyledi ben? Abi sesi geliyor mu sen? Ya. Hadi ya, yok diyorum. Abi sesi geliyor. Yok, yok, ben de yok. Ayşegül, gel gel. Ne oldu? Berna'ya bak. Aynadan Cem'i kesiyor. Çıldırmış ya. Ya da aşık oluyor. Berna, Cem'e. Ay bence bu leoparın penguene aşık olması gibi bir şey. Aa Ceren, ay niye aşağılıyorsun ki Cem'i? Cem'i mi aşağılıyorum? Ben Berna'yı kastediyorum. Yani ne alaka? Burası bayağı büyük. Otel gibi. Geldiğin okul nasıldı? E işte. Ama burası tahmin ettiğimden daha da güzel. Senin sınıfın öbür koridorda yavrum. Tamam mı? Ama acele etme. Zaten bizim çocukları görünce aralarına katılmak istemeyebilirsin. Neyi kastettiniz öğretmenim? Yani bizimkilerin arasında senin gibi akıllı ve zeki saysan anca 2-3 tane çıkar yavrum. Sınıf kaç kişi? 16. Seninle beraber 17 oluyor. %17.6. Maşallah yavrum. Bu ne sürat? Çok şaşırttın beni. Yani tabii bizim çocuklar da zekidir ama hep akılları böyle başka yerde. Oğlum yavaş yavaş bak. Bakıyorum bazıları da bizden önce gelmişler. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tuğçe Hanım mükemmel evinde bir parti var. Herkes geliyor değil mi buna? Evet. Sizin sesinizi duyamadım. Ne bu amigo tavırlar Toygar? Canım Ayşegül Hanım'a bir şey soruyorum, girme araya. Ben daha karar vermedim. Sebep? Toygar abim sebep dedi. Naci tamam. Gerçi ben biraz tahmin edebiliyorum sebebini ama... Sen işine bak. Selim. Tahmin işini de bana bırak. Selim tamam, tamam. Dua et. Ayşegül Hanım burada. Yoksa ben ne yapacağımı biliyorum. Dua ha. Et. Ayıp olur. Tamam. Otur Selim. Yavrum, Türk musikisinden hoşlanır mısın? Tabii, hoşlanırım aa, ben. Tanıdığın eserler var mı? Hocam! Var. Ah ne güzel, aman! Hocam, bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Tamam kızım, söyle, dinliyorum. Doğum günü unutmadınız değil mi? Unutmadım kızım, geleceğim yavrum, geleceğim yavrum. Bakın, söz verdiniz ama. Tamam kızım, yarın akşam 8'de, tamam. Aynen öyle. Ama herkes maske takacak. Olur yavrum, maske de takarım. Ne gikir diyorsun? Hadi hadi koş, fırla. Hadi ya. Hadi Allah. Kendi kendini mi hallederiz? Tamam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Oturun yavrum, oturun. Kızım, kendine oturacak şöyle güzel bir yer bul bakayım yavrum. Çocuklar sizi yeni sınıf arkadaşınızla tanıştırayım. Gonca. Kendisi Ankara'dan geldi. Hocam, sınıfa yine yeni biri mi geldi? Ya sınıf sınıf değil, konser alanına döndü. Gelen gidene yetişemiyoruz artık. Anlıyorum, otur evladım. Of. Dikkatinizi çekerim çocuklar. Gonca geldiği lisede okul birincisiydi yavrum, okul birincisi. Burslu mu yani? Evet, başarı bursuyla geldim. Ay inanmıyorum. Ne güzel. Evet, Turgi hocam buyurun. Ben de Gonca'yı sınıfa takdim etmiştim. Öyle mi? Hoş geldin evladım. Teşekkür ederim. Ha güzel kızım benim. Peki. Hadi canım. Hadi iyi dersler. Hocam. Merhaba. Merhaba. Direkt daha kıskanılır bir adam buluyorum. Ya geldin odana kapandın o kapanış. Neyin var bir anlatsan? Yoga yapıyorum Duman. Rahatlamaya çalışıyorum.
Konuş, içini dök, öyle de rahatlarsın. Sen öyle mi yaptın? Adamın resmini tırmaladın, parçaladın, rahatladın tabii. Ferit beni diğerlerinin önünde küçük düşürdü. Nasıl oldu? Ya şöyle oldu. Toplantıda konuştu, bitti toplantı. İşte herkes dağılırken ben doğal olarak biraz daha kalmak istedim. Bana sen git, akşam sizi ben ararım dedi. Ya anlamıyorum. Sen bütün toplantı boyunca benim içime düşecekmiş gibi, beni yiyecekmiş gibi bak. Ondan sonra da hadi sen git şimdi ben seni akşam ararım deyip başından sap. Çok fena ödeteceğim, çok. Canım sen de amma abartıyorsun ha. Adam görevinin başında. Senin herkesin önünde aşna fişne mi yapsın? Siz erkekler böylesiniz işte. Siz nankörsünüz, bencilsiniz, hesapçısınız, kuralcısınız. Oysa biz kadınlar öyle miyiz? Biz sevdik mi el gün önünde severiz. İşimize gelmedikçe biz seni tanımıyoruz, numarasını da yapmayız. İlahi Selda, sanki sıradan biri gibi konuşuyorsun. Sen kimsin, farkında mısın? Ferit aranızda olup biteni oradakilerden saklayabilir mi? Oradakiler de senin gibi değil mi? Kül yutarlar mı? Ferit'in hayatını merak eden biri pekala güçleri sayesinde aranızda olup biteni öğrenir. Ha tabii özel hayata burun sokmaktan ceza alır, o başka. Onun cezası var mı bilmiyorum. Yasalar değişmiş. Yani her türlü sihir neredeyse serbest oldu. Ne? Ne? Bugün bizi bunu söylemek için çağırmış. Ya birkaç dikkat edilmesi gereken şey var. Onun dışında sihir yapmakta özgürüz. Peki neden beni bilgilendirmeye değer görmedi? Madem artık özgürüz, ben de hedefime kilitlenebilirim. Cezalılar cezaları kalkıncaya kadar hiçbir şey yapamayacaklar. Her şey yasak onlara. Yani senin durumunu kapsayan hiçbir şey yoktu mancım. Hır diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ne dersen de. Şimdi beni yalnız bırak. Çünkü akşamla ilgili bir takım planlar yapmam gerekiyor. Ferit'le ilgili çok hain planlarım var. Çok hain. Abi ya. Sen oraya, ben buraya. Gonca. Buyurun öğretmenim. Evladım, müdür bey okulumuza bursa geldiğini söyledi, evet, doğru mu? Evet öğretmenim. Ne güzel. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa önce öğretmenin, sonra bir büyüğün olarak her zaman yardıma hazırım, tamam mı? Sağ olun öğretmenim. Aa bak, yeni biri başlamış. Gel gel. Tamam. Aa merhaba. Ah merhaba kızlar. Adınız ne? Fatma. Aa memnun oldum. Ben de. Bugün okulda ama yenilik var ya, değil mi? Evet. Aa bakın, bu arkadaşımız da sınıfa yeni geldi. Nasıl geçti kızım? İyi ama daha kimseyle tanışamadım. Siz tanışıyor musunuz? Tabii ki. Annem o benim. Aa! Ya! Gelen geçen okula gidiyor. Anne bir tost alabilir miyim? Olur mu kızım? Siz de ister misiniz kızlar? Yok, yok. Sağ ol. Biz birazdan alırız. merhaba, ben Ayşegül. Gonca. Ben de Ceren. Bunlar da Tuğçe ile Berna. Ama onlarla az muhabbet et, başın ağrımasın. Ha. Aman ne komik. Ne demek? Gelin buradan, boş ver ya. Zaten. Hadi oturalım. Tamam. hangi okuldan geldin? Ankara'dan. Gir. Benim. Meda. Okula yeni öğrenci gelmiş. Evet, zehir zemberek bir kız. Daha onların sınıfında derse girmedim, göreceğiz. Bursluymuş. Evet, evet. Kız babasını kaybetmiş. Anneyle beraber buraya dedenin yanına gelmişler. Annesi de bize kantinde yardım edecek. Çok iyi etmişsin. Farkındayım. Akşam balık ekmek yapalım mı benden? Çıkıyor muyuz? Vaktin var mı? Tabii ki, saat 8'de gelir, seni alırım. Merak etme, zamanla alışırsın. İnşallah, bakalım. Ne, Cem geliyor. Aa Cem, gelsene bizle otur. Gel. Seni Cem'le tanıştırayım. O da bizim sınıftan. Cem, bak bu Gonca. Gonca, bu da Cem. Merhaba. Merhaba. Sen de bursluymuşsun. Evet. Cem böyledir, pek konuşmaz. Ankara'dan mısın? Ankara'nın neresinden? Keçiören. Benim yengenler de Ankara'da oturuyor. Aa, neresinde? Mamak'ta. Üf, dünyamıza dön Berna. Ya ben bu yeni gelen kızı gıcık oluyorum. Sen söylemesen de biz anlamıştık zaten. Sanki hiç belli olmuyor. Şşt.
Her Şubat tatiline gideriz. Ankara güzel bir şehir ama burası daha güzel. Burada deniz var. Biliyor musunuz ben hayatımda ilk defa deniz gördüm. Aa, sahi mi? E siz tatile falan gitmediniz mi hiç? Gidemezdik. Pardon ya. Affedersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.